kaçak çaydan yok muydu? Ben İsa Demirtaş. Bu hobi değil de geçim derdi olan insanların mesleği. Hikmet Özgök. Yani Seyit Gazi'liyiz. Aynı zamanda bugünlük arkadaşın koyunu gütmeye geldik. Devlet memurundan iyiyim yani ha. Bu mal sayesinde daire evimi yaptım Şeref abi. Binalarımı yaptım, traktörümü aldım, arkasına ekipmanlarımı aldım. Şimdi diyecekler bir karısı yok. Abi o da onun kaybı ya, değil mi? Öyle mi? Üstüne bak sen nereye lan? Oğlaklarımız erkek. Bu erkek mi? Bu erkek. Şimdi biz bunlara doğduğunda abi şurada görüyorsundur. Yani, erkek şeyi var, çavu var. Çavu var. Ama da, torba yok. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çobanın Sesi kanalımıza hoş geldiniz. Kanalın ismini değiştirdik. İçeriğine daha uygun olsun diye Çobanın Sesi olarak değiştirdik. Bugün yine Seyit Gazi Gümüşbel, yani eski adıyla Mağbaşı Köyü meralarındayız. Burada kendilerini kışın da ziyaret etmiştik. Ağıllarında İsa, Selim ve Erdinç kardeşlerin. Gerçi Erdinç kardeşimiz bugün yine yokmuş. Kışında yoktu. Bugün onun sürüsünü bir arkadaşı otlatıyormuş. Artık Erdinç'in yerine onunla sohbet ederiz. Sizlere bu üç kardeşin dayanışmasını, üç kardeşin yardımlaşmalarını, üç kardeşin çobanlık hikayelerini, hayatlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani güzel görüntüler eşliğinde. Şimdi çekimlerimize devam ediyoruz. Biz başladık sizlere görsel olarak çekmeye. Geçinin bacağı niye topallıyorsa. Ben İsa Demirtaş. Seyit Gazi Gümüşbel Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Kendime koyun aldım işte. Biraz da katırımcı kattım. Onları güdüyorum akşama kadar. Yani çobancılık benim için en güzel bir meslek. Bu işi severek yapıyorum yani. Ben 48 yaşındayım. Şimdi malın içine işte doğduğumuzda malın içine doğduk. Yani biraz ondan sonra işte şehire gittik. Şehirde çalıştık. Tekrar işi bıraktık. Geri döndük köyümüze işte. Yeniden koyun aldık. Yeniden başladık bu meşeğe bakalım yani. Burada 520 tane kuzusu koyunu, 520 hayvan var. Kaç kendin? Bunun 160 koyun, 90 kuzusu kendimin yani işte 160. 100 desen 260 tanesi kendimin. Kuzuyla beraber keçisi, kuzusu. Üstünde işte yani geri kalanı da komşuların yani. 2 komşumuz, 3 komşumuz var onların. Ulan köpeklerimiz evde. İnek var, şeyi var. Şimdi yani leş var, şey. İnek ölmüş, komşunun ineği. Onu getirmiş, bayrağı atmış. Onlar etin başında kalmışlar, evet. Zaten inik yani köpeklerimiz. Oğlanın şu bir av köpeğim var benim. İki tanesi de akbaş galiba, değil mi bunlar? Akbaştı, evet. Üçte akbaşlarımız var. Öbür sürüye de gitmişler yani. Biraderin sürüsü var bir de. İki tane biraderin sürüsü var. Onlara da gitmiş köpekler. Köpekler ortada karışık oynuyorlar yani. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Daha önce de röportaj yapmıştık. Hı-hı, Şeref, evet. Abi. Bu sefer bizi yaylımda yakaladın. Evet. Evet, çok güzel oldu. Evet, bu sefer iyi denk geldi. İnşallah kır yatısına da bekleriz abi. İnşallah, inşallah, inşallah. İşte bizim mera böyle abi, otumuz bu kadar. Peşinde koşturuyoruz. Hani bu iş artık hobi yapanlara gelsin bu. Hobi olarak yapıyorlar ya bu hayvancılığı. Evet. Aslında bu hobi değil de geçim derdi olan insanların mesleği bu abi. Değil mi? Abi bu hobicilik dışı bir şey abi. Şimdi
hobi yapanlar aslında bizim işimize mani oluyor. Bu konuda. Ya, alıp satmada. Ya abi adam hobi olarak yapıyor. 15 tane koyun yapıyor. Ben sağacağım diyor. Getiriyor senin önüne sürüyor. E bir de onunla uğraşıyor. 10 o getiriyor. 5 o getiriyor. 15 o getiriyor. Bu sefer önümüzdeki mal çoğalıyor. Merakımız ona göre. Evet. Sağım için ayırmak istiyorlar. İşte satıyorlar. Tam sezonun ortasında satıyorlar. Yani üç kardeş, üçünüz çobanlık yapıyorsunuz. Evet, üçümüz de. Yani sürüleriniz ayrı ama şöyle bakınca yani sanki her şeyiniz birlik gibi. Gene biraz. Abi işte gördüğün gibi buluşup bir arada buluşuyoruz mesela. Yemeğimizi falan yeriz. Dediğim gibi altlı üstü güreşiriz biz onlarla. Kavga, gürültü, patırtı. Ya yani öyle kavgada öyle şaka mahiyette şey yok. İnşallah Allah arayı açmasın da. Amin, amin, amin. Yani birlikten kuvvet doğar abi. Aynen. Şey yine yakalayamadık Erdinç'i. Erdinç gezmeyi sever Şeref abi. Artık Erdinç'in yerine de onun sürüyü otlatan abiyle sohbet. Hikmet abi var yani. Şey, Hikmet abiyle konuşuruz. Artık onun yerine de onunla sohbet ederiz. Senin eşekler. Onların hep eşekler de burada. Eşekler şu anda antrenman yapıyor. Eşekler kovalıyor, koyunu da ürkütüyor, kuzu çiğnerler. İşte bu sefer kuzuyu da kattık. Öbür bir 50 kadar besi var. 20'de kurbanlık var evde. 70 tanesine sattım. 80 tane de burada var. İşte bayağı 240 kuzu falan oldu. Aslında 300 oldu abi. 100 tanesini falan öldürdük bu sene ya. 100 tane mi? Çok ölmüş ya. Zaten kışın, yoksa senin mi 100? Benim. 100 tane zayiatı. Bu sene en çok ben öldürdüm. Koyunlara süt gelmedi kışın. Çok soğuk oldu. Çok ayaz oldu. Bir de geldiğin zamanlar çadırlıydı her yer, görmüşsündür de ondan sonraki ayazlarda çok telef verdim abi. Bir de veba geldi. Biz farkına varamadık. Veba her gün bir tane ölüyor, her gün bir tane. Arkadaş var işte, ona dedim ya benim kuzular ölüyor. Bende veba çıktı, bir baktır dedi. Tarım ilçeyi aradım. Onlar baktı, veba. Geldiler, aşısını yaptılar. Ondan sonra kesti abi. İşte tedavisini şeyini anlayamadık. Hastalığı anlayamadık. Tedavisini de yapamayınca zayiatımız çok oldu. Onda karantina falan olmuyor mu vebada? Karantinaya almadılar abi. Çünkü köyü komple aşıladılar. Da şap çıkmış falan dediler. O bize denk gelmedi de. Şap. Karşı köydeymişti o. Şu. Evet. Abi herkesin tarlası ayrı da. Yetmedi mi takviye ediyoruz abi birbirimize. Yem de olsun öyle. Mecbur birbirimize işte idare edeceğiz abi. Yapacak. Şimdi yani Seyit Gazi'de çekiyoruz. Daha önceki çekimlerinde hep böyle yani orman, çam falan. Şöyle bakınca bozkır. Yani Seyit Gazi'nin böyle bozkırı da var değil mi? Bozkır abi, bizde altına girecek ağaç yok ya. Gölgelenecek ağaç yok. Şu an Hikmet Özgök. Yani Seyit Gazi'liyiz. Aynı zamanda bugünlük arkadaşın koyunu gütmeye geldik. Bizim bu eski mesleğimiz, baba mesleği. Yani bu koyunculuğu seviyoruz. Ben bir arada geldiğim zaman kendimi iyi hissediyorum, stres atıyorum. Yani eski günler mi aklına geliyor? Hem nasıl böyle eski günler. Birazdan çayımızı da koruruz, Karademli çayımızı. Ben onu içtikçe böyle şeye geliyorum. Neşem açılıyor, keyifleniyorum. Yani ne bileyim. İyi oluyor yani. Gençliğinde. Hayvancılığı gençliğimde en çok bu buralarda çok gittim. Beykışta köyünde bilhassa ömrüm buralarda geçti. 12 yaşında oralara geldim. 78-79'a kadar o köyde çalıştım, koyun güttüm. Yani şu gördüğün Alaca tarafı komple benden sorulur yani. Bu Akbaşlar kaç yaşında? Anneleri 4 yaşında, enikler daha 2'şer yaşında yani. Enikler gençler. Evet, enikler genç. Bunlar, anneleri 4 yaşında. Bunlar hakiki akbaş değil mi? Evet, hakiki akbaş. Bunları Karacabey'den getirttirdim annelerini. O eniklerinde bir Gerenli'de bir şeyim var, bacanağım var. Onun şey köpeklerine çektik. Hakiki akbaşlar yani.
Ha, meradan bahsedeceğiz ama mera sıkıntımız var işte. Dediğim gibi meralar sürülüyor böyle. Sürüldüğü için koyun gütmesi biraz zor oluyor. Ha, gördüğün şu meralar. Bunlar mera. Hep nadas. Hep nadas ama hep sürdü işte. Köylü kardeşlerimiz sürüyor. Ha, biz koyunlarımız da böyle. Ama yine var yani. Bayağı. Ha, gene var. Var. Meramız var gene. Yani koyunumuzu doyuruyoruz şükür. İyi. Karnını doyuruyor. Akşamleyin gitti mi rahat da doyup gidiyor yani evine. Bir de mermer ocakları görüyorum ben. Şurada iki tane karşıda. Evet, onları yeni açtılar işte mermer ocakları. Onlar Çengiş'in merasında. Çengiş köyümüzün merasında. Size zararı var mı onların? Onların şimdilik bize zararı yok ama sağ olsun sahipleri bizim köyümüzde mermer arıyorlar. Bizim köyde kazacağız diyorlar yani işte devlet köyünün şeyini merasını ihaleye çıkardı diyorlar. Mermer ihalesine. Çarşamba günü yalan söylemediyseler. Çarşamba günü ihalesi varmış yani ihale açıklaması varmış. Yani şimdi gelip keşif yapıyorlar. Sağa sola eşiyorlar. Yani sağa sola eşiyorlar. Taşını taş kırıyorlar yani. Hmm. Daha kazıp delip bakamıyorlar ama taş kırıyor. Hani numune alıyorlarmış. Şeyi bozuyorlar değil mi? Yapıyı bozuyorlar. Ya yapıyı yani. Bozuyorlar şey yani. Yapı, bak. Doğal yapıyı bozuyorlar. Şöyle çekersen bak görüyorsun değil mi? Bak adam orayı kazdı gitti. Bak Bağlık Bayırı'nda görünüyorsa bak önümüzde var mesela. Aha, moloz yığını her taraf değil mi? Moloz yığını mesela böyle yapıp bırakıp gidiyor. Hani kapatmıyordu adam yani. Kapatsa tamam amenna. Bu koyun ne yapıyor bu sefer orada? Ya taşa sıkışıyor. Ya şeye sıkışıyor. Bir yerlere sıkışıyor yani. Meranın yapısını bozuyorlar, dengesini bozuyorlar, kapatıp gitmiyorlar. O da bizim için biraz zor oluyor yani ha. Kazdırmamaya uğraşıyoruz ama bilmiyoruz yani elimizden ne gelecek onu da, onda da bir fikrimiz yok. Yarın köylü olarak belki hani imza toplayın, imza toplayın diyorlar, ona başvurup kazdırmayacağız. Zaten kazarsak biz bu malı satmak zorundayız. Yani sakattan bakıntı böyle idare ediyor ama şükür buna yani. Rahatımız iyi. Devlet memurundan iyiyim yani ha. Ben çayımı içiyorum, demledim çayımı. Benim iki tane küçük biraderim daha var. Onların biri Selim Demirtaş, biri Erdiş Demirtaş işte. Biri onun, biri Erdiş Demirtaş'ın. Bu da benimki, benim sürüm yani. Benimkinde biraz katıntı var işte, komşuların katıntıları var. Üç tane birader köyü terk etmemişsiniz, yani hayvancılık yapıyorsunuz. Aynen. Ben şehirdeydim işte dediğim gibi yeni geldim daha. Dedim kardeş yanı olsun yani ne olursa olsun kardeş yanı olsun. Başka köylere de gidebilirdik yani. Başka köylerden de şey yapabilirdik ama kardeşlerle yan yana olmak daha iyi bu işte yani. En azından arka çıkıyor ha gördüğün gibi çayını içebiliyor, muhabbetini edebiliyor. Birbirinize yardımcı oluyor. Evet birbirine olursun. Yardımcı oluyor. İş konusunda olsun, koyun konusunda olsun. Yani bilemediğin oluyor, bildiğin oluyor. Mecbur onları paylaşıyorsun o bilgileri yani. Yakında şeyde dün okudum internette de Elazığ tarafında herhalde bir muhtarı vurmuşlar. Mera kavgası. Abi yakında bizim de başlar. Şu, burayı şimdi komple kazacağız diyorlar. İhaleye çıkmış diyorlar. Bak her yer kazık. Köyün merasına. Köyün merası. İşte kazacağız diyorlar. Bizim de kel bayır var abi. Buraya kaç gün iner çıkarsın. Ya. Adam diyor ki abim o günü diyormuş adama ben nerede koyun otlatacağım? Ben ne yapayım senin malını nerede otlatırsan otlat diyormuş adam. Şimdi devlet olarak sen benim merama sahip çıkacaksın ki biz de bu işin peşinde koşuyoruz abi. Yem desteği oluyor, hayvan desteği, koç desteği, onlar oluyor. Allah razı olsun da, abi bana mera da lazım ya. Abi zaten bu mera olmadım, bu hayvancılık bitiyor işte. Dediğim gibi hobiciler otlatacak yer bulamıyor, hobicilerin çoğu sattı şimdi koyunu. Değil mi? Tabii abi biz bu işe gönül verdik, biz bu işi yapacağız. Ya sizin işiniz ekmek, bu. Evet, sizin yani ekmeğiniz. Ekmeğimiz bundan. Ekmeğiniz bundan sizin. Ben şimdi fazla zıplayamam yani bunu bırakıp da ben nereye gider, nerede çalışırım? Yani, yok abi emir altına giremeyiz biz. Biz zaten yeni nesil ediyoruz. Oğlum Alemin fabrikasında gidip çalışacağına 3-5 liraya yap bu işi yap ya. Kendi mesleğin abi geliri iyi sonra. Millet ağlanıyor bu sene yem pahalı. Yem pahalı. Yem pahalı da o üreticiye yansamadı ki abi tüketiciye yansıdı bu. Şimdi yem tamam pahalı. Ben hayvanıma veriyorum ama ne yaptım? Tüketici benden bu sene kurbanlık alacak 3 lira abi. Değil mi? En az. En az 3 lira. Ben çünkü ben zararına bu işi yapmam ki. Sen geçen yıl kaça sattın kurbanlığını? Geçen sene 1,5 ile 2 arası sattım. Evet, yani bu sene de? Bu sene 3 lira. 2,5 zor yani. En az 3 lira. Evet. 2,5 lira zor. Benim işte bir peşin attığımda şeyim oluyor. Zorluğum oluyor. Dediğin gibi gübre. Abi gübre. Ben hayvan gübresi atıyorum Şeref abi. Ya artık ona döneceksin ne yapacaksın?
Hayvan gübresi ne? Şey, suni gübre. Tamam, belki tarlalara alışmış ama yavaş yavaş o da bitiyor artık. Yaştan sonra 48 yaşından sonra deli misin diyorlar ama yani en güzel delilik bu. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Evet. Çok güzel. En güzel delilik bu. Değil başka mi? Delilik varsa bilmiyorum yani. Benim için en güzel delilik bu. Keşke bütün delilikler böyle olsa. Her deliler gelse de evet. 500 hayvan toplasa değil mi? Evet. Benim için en güzel delilik bu. Ya yapamazsın, güdemezsin diyorlar. Ben bu işi seve seve yapıyorum. Ben daha şehire gitmek için hiç istemiyorum şehre gitmeyi. Yani kim bazı hanımı götürüyorum gezmek için. Hani hanım beni götür diyor. Götürüyorum, götürürken daha geri kaçıyorum hemen geri. Evde benim koyunum var diyorum. Hemen geri kaçıyorum. Yani duramıyorum çünkü. Yani şehrin evimin duvarları beni böyle boğuyor, sıkıyor. Hani böyle sıkıp bırakıyor evimin duvarları. Onun için böyle daha iyi. Peki yani nereye kadar şimdi yenge şehirde, sen burada? Valla Allah nasip ederse acık kendimizi topladı mı, koyunun borcu bitti mi? Yani hanımın da çalışmasına gerek kalmadı o zaman, hanım da gelir. Bir daha koyununu sağar burada. Aha, yatsın burada ya, ne gerek var ya? Yapacak olduktan sonra iş burada da var. Alemin işine sabahleyin kaçta kalkıyor benim hanım? 5.30'da işe kalkıp işe gidiyor yani 5.30'da. Burada 5.30'da kalkmasına gerek yok. Ha, ben burayı 2 gün gezmeye geliyor. Ta saat 11'de kalkıyor. Ha? Ben hafta içi çok yoruluyorum. Yoruluruz, alemin işi öyle abi. Alemin ekmeğe kanla yoğrulmuş derler yani atalarımız. Elin ekmeğe kanla yoğrulmuş der. Ama kendi işin öyle değil yani. Ha, kendi işini de savsaklamayacaksın tabii. Kendi işim deyip de koyuvermeyeceksin. Her şeyi adabınca yapacaksın yani ne gerekiyorsa. Kendi işinse kendi işin zamanında kalkacaksın. Malına bakacaksın. Koyununu çıkaracaksın. Ne bileyim işte yani. Yemini suyunu zamanında vereceksin. Vaktinde götürüp getireceksin yani. Bu böyle. Şükür ama hepsi harika. Onun için hayvan gübresine devam abi. Ya bu geri dönüş bir gün mutlaka olacak da artık yani nereden U dönüş olacak? Geri dönüş olur da. Yani o şeye geldik mi bilmiyorum. Dereye yani, su gelese kurbanın gözü patlar derler ya, bizimki o hesap. Şimdi 243 hayvan, 263'tü işte kışın, 20'sini sattım abi. Şeysiz değil mi, kuzusuz? Kuzusuz sattım. Şimdi kuzusuz 243 hayvan var. 90 tane de kuzu var işte içinde. Maşallah. Şeyin Erdiç'in? Erdiç'in de 200 küsur vardır abi. Onda 70-80 tane kuzusu onun da var. İnşallah bakalım bu sektör, bu meslek ölmeyecek abi. İnşallah, inşallah. Yani şöyle bakınca yani sanki son çobanlar gibisiniz ama evet. Altta merak edenler de var. Merak eden mecbura kaldı mı merak edecek abi. Değil mi? Şimdi yani ben böyle ben diyorum mesela oğlum benim okumasın elin işine vermem abi, fabrikaya vermem. Gelecek ha bu işi. Ben onlara diyorum okumazsanız oğlum birinize inek yapacağım. Birinize koyun. İkiniz de alın elinize sopayı yürüyün bakalım işinizin başına. Elde iş yok abi. Elin işine sokmayacağım. 500 liralık ayakkabı bak abi. Bu ayakkabı. Evet. Hani bir şeyim yok. Allah'a bin şükürler olsun abi. Ben 500 liralık ayakkabıyı kıra giyiyorum. Temize giydim ayakkabı 40 lira ben. Evet. Abi ben yok ya Allah'a binlerce şükürler olsun. Yok abi.
Yani evim var, var, arabam evim var. Arabam da var. Bak Mercedes'lerime bak amca. Yani kaç tane? 3 tane. 4 5 tane bak. 5 tane değil mi? 5 tane. Yani onda sırayla akşama kadar bin. Ya abi kimde var bu Allah'ın seversen? Yok gerçekten yani hayvancılıkta şey var, para var abi. Abi. Şimdi senin burada 250 koyunun varsa bu elinde bir şey demek, sermaye, sermaye demek. Yani abi. Kusuyla, şunuyla, bunuyla birlikte 500 bin liralık burada sermayen var, var senin var, değil mi? Var. Yani kimde var 500 şimdi bin lira? Şimdi evde 70 tane besim var benim. Hı-hı. Evde. 1'er liraya versen 70 lira. Değil mi? 1,5'tan aşağıda kuzu vermedim ben şimdiye kadar. 100 lira abi. Yani 100 lira, 30 lirasını, hı-hı, yeme ver. Şimdi 70. Seni... 70 lira bana kim verir fabrikada abi ya? Şimdi seni çok eleştirecekler biliyor musun? Eleştirsinler abi. Yapsınlar da görsünler abi. Ya diyorlar ki hayvancılık öldü, çiftçilik yok öldü, abi. Bitti ya arkadaş. Vallahi abi ben diyorum ya, sevmiyorsan hiçbir işi yapamazsın. Hayvancılık ölmez. Hayvancılık öldürülür. Adam dediğim gibi bu merayı kazarsa ben bu hayvandan, yani gına gelir bana. Ben bunu her gün böyle kovaladım mı ne bu hayvan kendine gelir ne ben kendime gelebilirim abi. Meran olduğu sürece. Mera olacak. Hı hı. Şu hayvana bak ya, saldık, kımıldıyor mu? Ya, ha yörümüyor mu abi? Sabahın 9'undan beri ben buradayım. Oturdum. Sizin, fabrikaya gitsen böyle abi dakikada bilmem ne kadar şey çıkartacaksın. Öyle mi? Tabii. Çay molasını, hı, bekleyeceksin. Telefonu açamıyorsun Şeref abi. Evet. Telefonu. Ya al telefonu daha şimdi seni görünce cebime koydum ben. Biz grup 10 kişi mesela bağlanırız, çobanlar. 10 kişi konuşuruz. Akşama kadar muhabbet abi. Vaktin nasıl geçtiğini anlamaz. Temiz hava, sinir yok, stres yok. Şuna bak, havaya ya bak. Bir de öğlenliğin orada ya nasıl bir şey yap, çay demlediniz, nasıl yemek yaptınız? Yani abi, o dört dörtlük lokantada yok o ya. Vallahi süper abi. Yani o şey diyorum, lezzet, o vallahi tat, o muhabbet, hani, o sohbet. Tabii meyve veren ağaç taşlanır abi. Konuş, hı, eleştirecek. Yani ben eleştiriye açığım. Ben de eleştiriyorum mesela, gün geliyor birilerini, ben de eleştiriyorum. Yani meyve veren ağaç taşlanır. Abi mal burada. Yapabiliyorum diyen varsa gelsin. Yapmalarını da isterim Şeref abi. Bak emin ol isterim yani. Bu koyun baharını alırsa şeye iyi gider kışa. Çünkü gütersen oluyor, gütmezsen olmaz. Ben bir zaman burada bir koyun güttüm. Adam güdememiş. Avukanlı. Şimdi ne bilsin avukanlı koyun gütmesini. İşte millet tutuyor yani. Ne yapacak başka? Adam yok. Çoban yok değil mi? Çoban da yok. İki ay güttüm vallahi. Koyun şey gibi oldu ya. Aa diyor lan aga diyor sen ya. Baştan niye? Dedim ben güdemem diyor abi ben. İki ay dedim güttüme sen şükret dedim ya. İlle güt. Yok aga dedim. Yani lan tamam. Bitirim bitirim gel. Gel. Bak. Oynaşmaya gel. Vay 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 vay. Sabahleyin beni tutacaklardı bunlar. Şimdi alıştılar mı? Aa bak şimdi. Şimdi. Önceden de biliyorlar da sabah niyeyse bir. Bunlar daha şey tazeler herhalde değil mi? Daha enik daha enik. İkişer üçer yaşında mı öyle şey. Kurt var mı abi buralarda? Ova kurdun. Olmaz olur mu? Var. Gel bak gel nereye lan. Koyunlara bakan bir şey yapalım da ateşin başında çayımızı çok. Abi burada şey yok, orman yok da burada yani kurt nerede eğleniyor ki yani buralar şey ova. Kurt yarın ayçiçekler büyür. Ayçiçeklerin içinde. Mısırın içinde. Mısırın içinde. Domuz mongul çok oluyor buralarda. Şimdiden bilene domuzlar geçmiş buralardan. Çamurda. Yani orman olan yerden geliyor o zaman domuz buralarda kışın eğlenmez. Karşı bizim dağlardan geliyor. Ha şu karşı yani, Çengiş Dağı değil mi orası? Orası Çengiş Dağı abi. Eskiden yani hayvancılık yaparken, çobanlık yaparken dağda yatıyor muydun? Evet, evet. Bizim şimdi yatak yerim benim. Şu gördüğün karşı mermer ocağı var. Ben burada çok yattım. Koyundan. Hmm. Buraya geldik. Bizim burada yatak yerimiz oraydı. Orası bizim Çengiş'in Alaca dedikleri yer.
Orası Çengiç'in, Mağbaşı'nın, bir de şeyin Cevizli'nin ortak merası gibi ya sanki işte, değil mi? Yani şimdi çobanların hepsi bu yanına geliyor. Esas şey olarak Çengiç'in merası. Ha, işte kaçamak, mıçamak bazen geliyorlar. Yani sorun oluyor mu öyle birbirlerini şikayettir falan? Ya, oluyor. Bazen de şimdi eski kalmadı galiba. Çok hayvan da yok değil mi? Yok. Eskiden hayvan da yok. İşte idare ediyoruz yani. Sığıyor değil mi? İnsanlar dağlara sığıyor. Tabii canım sığacak. Sığmasa ne yapacak? Nereye gidecek? Şimdi sen onunkuna geliyorsun. O seninkine gidiyor falan işte. Gidiyor yani. Başka türlü vakit geçmez ki dağlara. Geçmez. Ya şimdi çoban çobanın yanına varmasa vakit geçer mi? Geçmez. Değil mi? İster istemez varıyoruz yani birbirimizin yanına. Bir de akşama kadar kimseyle konuşmuyorsun değil mi? Birini gördün mü? Yani bir varsam yanına da yani iki laf etsek de. Ya yani bir sigara yaksak yahut bir çay oturup değil çay, çay içsek bir muhabbet iyi oluyor. Hani koyunda durursa böyle bak ha işte. Nereye gidiyoruz bakalım? Beni de bekleyin. Dursana taray gidiyor valla. Hayvan kalabalık olunca 550 tane hayvan. Kalabalık evet kalabalık. Tarayıp gidiyor. İlla ekinin boyuna gidecek şimdi. Ekinin boyu azıcık iyi ya. Şeyde soğuk havalarda biraz buralarda zor olur değil mi kütmek? Çünkü açık alan. Vallahi hiç zor olmuyor. Kocuğunu giyiyorsun. En çok soğuk olursa kepenen alıyorsun sırtına. Kepenen var. O oturuyor. Koyun zaten soğuk havada pek yayış etmiyor öyle. O da toplu duruyor. Hayvan da üşüyor. Kepeni alıyorsun sırtına. Yağmurda şeyde yağmurluklarını giyiyorsun. Ya zor oluyor tabii. Her şeyin bir zorluğu var. Tabii her şeyin bir zorluğu. Her günde yağmur yağmıyor. Her günde yağmur yağmıyor. Her günde soğuk olmuyor yani. Tabii. Bir kışın soğuk oluyor. Onu da dediğin gibi idare edin. Şurada taş kuytusunda şeyde idare edeceksin yani. Yapacak bir şey yok. Hiç! Koş istersen. Koşalım vallahi da ekine var oradan ha. Hani çocukları bırak da yani babadan çok büyük destek var yani o konuda. Çünkü eski malcılar. Ya bu şeyin yatağı baba mesleği derler yani baba mesleği, peygamber mesleği, baba mesleği bu. Evet, peygamber mesleği evet arkasından baba mesleği. Yani babamızın bilgisi bu konuda her şeyden çok yani dinledikten sonra babayı. Babamızın şeyi, bilgisi daha fazla yani bu konuda. Oyun varsın ekine kadar. Varacak ekinin köşesine var oradan şöyle aktarıveririz ya. Ben niye kazanmayayım diyeyim abi kazanıyorsam kazanayım. Ben bu mal sayesinde daire evimi yaptım Şeref abi. Binalarımı yaptım, traktörümü aldım, arkasına ekipmanlarımı aldım. Şimdi diyecekler bir karısı yok. Abi o da onun kaybı ya değil mi? Öyle mi? Orada bir tane daha kuzulamış var gördün mü? Yeni kuzuladı evet. Mesela. Yani Allah ardına eksiltmesin abi. Evet amin. Evet, amin bir yandan inşallah. Satarız bir yandan ürer. Ben keçi oğlum olası sevmiyorum. Bana gına geldi Şeref abi. Meramız keçi merası değil bizim. Yok yani en azından içinde 3-5 tane koyunu şöyle yo, yürütmeye, eşek dağıtmaya. Eşek var bende. Eşeğe katıyorum önüne. Onlar o işi yapıyor mu? Eşek keçi gibi zaten. Abi keçi bana, ben azıcık asabi adamım. Keçi şurada mahsul oluyor, çekip gidiyor. Yani koyun gibi ağır başlı da değil, dik başlı. Kulağı duymuyorsun. Keçi gidiyor, keçiyi sevmiyor. Şöyle köpekler ne durumda? Sende pek köpek yok. Bir tane köpeklerim bir... bağlı abi benim adamcı da. Bir tane küçüğüm var şurada. Bir tane fındık vardı şuralarda. Orada yatıyor. Orada. Az önce dişi bana saldırıyordu da. Onlar adama üçü bir olsa adam tutarlar. Onun için ikisini getirmiyoruz. Onu getiriyoruz. Geçen işte getirmiyordum. Hiç köpek götürmüyordum ben. Komşulara zarar olmasın diye. Yağışlı havada bir hafta oluyor herhalde. Canavar geldi, o aşağı yandan koşuyor, ben bu yandan koşuyorum. Önünü kestim ama kuzuyu gene kaptırdım. Yani ikiniz yarışıyor musunuz? Yarıştık. Aldım kuzuyu da, şimdi kuzu çok zayıfladı Şeref abi. Diş geçirmemiş ama... Hayvan korkuyor. Korkmuş herhalde. Kuzu çok zayıfladı şimdi. Ya yani onun için fındığı getirmeye başladık köpeğe. Köpeksiz olmuyor. Oldu mu da komşuya da zararı oluyor. Koyun doğum yapmış, köpek başında bekliyor. Şeref abi, bu oğlaklarımız erkek. Bu erkek mi? Bu erkek. Şimdi biz bunlara doğduğunda abi, şurada
görüyorsundur. Ha, erkek şeyi var, çavu var. Çavu var. Ama da, torba yok. Bunlara kuyruk lastiği var Şeref abi. Şey, kuzulara takılanlar. Kuzuların kuyruklarına takılıyor. Takıyoruz. Düşürüyoruz abi. Hmm. Acı çekmiyor. Bunda diğerkinden daha az acı çeker. Şimdi kuruyup düşüyor ya. Hı-hı. Kangren olup düşüyor. Ama diğerini büktüğümüz zaman hayvan yağlanıyor da. Büktüğümüz zaman daha çok acı çekiyor. Bir de bir ay kendine gelmiyor abi. Büyüyemiyor oğlan. Ya, zayıflıyor. Zayıflıyor. Büyüyemiyor. Hmm. Ama bunda şimdi öyle bir şey yok. Bu yani görevine devam abi. Koyuna hemen takıp lastiği salıyorsun. Devam ediyor. Yani iyi bir yöntemmiş ha. İşte şey gibi hiç yok yani. Bu artık erkeklik yapmayacak. Gerçekten yani. Bu yalnız doğduğunda takacak. Bu doğduğunda olacak. Büyüyünce olmaz. Kurt atar çünkü büyüyünce. Hemen şeyde doğar da olmaz. Tabii doğar da olmaz. Ezer sonra büyüğüne takamaz da. Hmm. Lastik o kadar açılmıyor da. Bunları doğduğunda taktım ben. Oldu. Olurken daha taktım. Yani bir hafta 10 gün sonra düştü. Ha böyle erkek mi dişi mi adama götürsen bilemez yani ha. Kancık keçi diye satarım ben bunları. Evden getirirdim. Bozkırda olunca bozkırda olun yok. Evet, bozkırda böyle. Altına girecek gölge yapacak ağaç da yok. Şşt! Kazıp gidiyorlar. Açma değil de şey. İyi bir mermer de yok, iyi damar yok. Şey arıyorlar. Arıyorlar. Abi çakman yanıyor. Çaydanlık var mı sizde başka? Çıkardım ben, çıkardım havada. Çaydanlığa bak. Vallahi billahi şey gibi lan, kazan gibi. İtişe, kakışa, güreşe. Hah. Ara sıra bir daha yıkmaya da katılıyor ara ara. Bak seni ihtiyar yıkacağız da. Bir de edemiz var bizim. Sağ olsun, hiç bizi yalnız koymaz. Sizin biraderin birini yine yakalayamadık ya. He? Geçen sefer de yoktu değil mi? Aha, geçen sefer de yoktu. Uyarlık yaptı. Bu gezmeyi ya. Çok sever bizim ya. Erdinç'ti değil mi? Erdinç.
Çobanların hayatı da şeref bu. Koç ölmüş bir tane. Bak bir aydır yiyemiyor. Bir arkadaşın koçu ölmüş. Erdiş var ya bizim, sağ olsun. Vallahi koca koçu kesti. Sağ olun, ya koca koçu kesmişler. 150 kiloluk koçu kesti uyan. Bunu tek başına nasıl yiyeceksin sen? Doğrusu? Vallahi lan az kuyu dedim daha abi yetmez, bir tane daha kuyudum. Gezecek ya, erdiş gezecek. Gezdi mi vallahi çok iyi bakar abi. Gene çağırırım der onu der. Çıkar abi, senden şapkayı çıkar abi. Güneş gözümü alayım. Güneş gözlüğü lazım. Kaldırsan da görsek yüzünü. Bana bir iyi bir güneş gözlüğü lazım adam. Şeref abi biz şimdi koyun, kısır koyun, koç, erkek keçiler, kekeler keseriz. Böyle sucuk yaparız, baharatlatırız, acık ine, inek de katarız. Poşetlere doldurup difrize, dondurucuya koyarız. Abi bizim çobanlarımız var, aynen böyle, bir böyle bakıyor işte. Hemen hemen kırda her gün bunlar gidiyor, başka yiyecek şey yok. Domates, biberle de abi o geçmiyor vakit. Şey götürecek ya. Başlarım anasının kellesine vallahi. Yiğit. Mete de senin kaçak çaydan yok muydu? O Seyfettin'lerdeyken de. Vaa sadece züğürt olun. Mayıs ayındayız. 42. yağmurları başladı. Şu anda yağmur bulutları geldi. Uzaklara şu anda yağmur yağıyor. Bulutların uçları sarktı. O kadar güzel bir hava var ki şu anda kekik kokusu, çan sesleri, hafif ılık ılık rüzgar. Çok güzel.